Beste ve yaşamalar bir diğer uçan ve mutrak içermek. Evet, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bu programımızda enteresan şeylerden bahsedeceğiz, bilmediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Mesela scouting, scouting nedir? Bunu hemen yanındaki konuklara soracağım. Yanındaki konuğum Tarkan Batgün Bey ve Rahman Kiçe Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, bir scouting'dir gidiyor. Evet. Dünyada bu bayağı bir ünlü. Ben bunu biraz araştırdım, gördüm. Ama Kosova'da yeni bir terim. Evet. Bir sizden dinleyelim, nedir bunun aslı, astarı? Tabii, şimdi scouting, seyretme, seyrettirme, keşfetme, keşfetme, keşfettirme ilmi. Tabii biliyorsunuz ki futbol, dünyaların takip ettiği çok önemli bir spor dalı. Ve aynı zamanda kitleleri peşinden sürükleyen, kesinlikle, çok önemli bir sosyal olay. Hatta bir sürü ülkede, burası da dahil olmak üzere bir fenomen. Tabi futbolcuların iyisinin nasıl seçildiği, içerideki bünyenin nasıl takip edildiği, aynen, yurt dışındaki oyuncuların nasıl takip edildiği, transferlerin nasıl yapıldığı total bir sistem olarak düşünün. Yani bugün bir şeyin iyisini seçmek için inanılmaz derecede incelemeler yapılıyor. Tabii siz biliyorsunuz, futbolu maçlardan takip ediyorsunuz. Ama artık dünyada Wyscout diye bir elektronik bir sistem mevcut. Yani ben bugün maçımı oynadım. Benim oynadığım maç İtalya'da maç analistleri tarafından analiz ediliyor. Bütün futbolcuların ayağına değdiği toplar tek tek analiz ediliyor ve dünya bu maçları ve oyuncuları takip ediyor. Şöyle düşün, 97 küsur ülkede bütün ülkelerin maç görüntülerinin ve oyuncu görüntülerinin bulunduğu bir büyük bir server, sadece kulüplere ve futbolcu temsilcilerine. Bu şimdi anladığım kadarıyla dünyanın büyük kulüplerinde mevcut bu sistem. Türkiye'de de zaten... Büyük kulüp demeyelim, aşağı yukarı 700 küsur kulüp. Yani büyüklü küçüklü, hepsi. Birinci ligden, ikinci ligden, altyapılardan, dünyadaki bütün turnuvalardan, gençlik turnuvaları, hatta bizim geçen sene Mercedes Cup U15 turnuvası bile bunun içerisindeydi. Çünkü bu takip, oyuncu takip işlemini çok erken yaşlarda başlıyor. Anladığım kadarıyla bu daha çok ikinci, üçüncülük, yani U17, U19 gençlerine mi mahsus bir sistem, yoksa bütün liglerde, bütün profesyonel liglerde kullanılan bir sistem? Tabii şimdi bugün Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsunuz. Mesela, evet. Veya UEFA Kupası maçı oynuyorsunuz. Bir gün sonra bu server'ın içerisinde analiz olmuş şekilde. Hemen inceleyebiliyorsun. Hemen orada takip ettiğiniz oyuncuyu inceleyebiliyorsunuz. Bir şey soracağım, peki ben aklımda takıldı. Şimdi spor programlarında hemen maçtan sonra böyle işte şu kadar koştu, şu kadar kilometre koştu, şuradan böyle kırmızı şekilde gözüküyor, buradan girdi. Acaba o sistemi dedi. Tabii ki. Tabii şimdi burada hemen bir aydınlatma yapayım. Hadi bakalım. Kim kaç kilometre koştu, o şehir efsanesi. Öyle mi? Onu ölçelim. Kim kaç kilometre mesafe kaydetti? Evet, tamam. Yani yürüdün, taç atmaya gittin, sprint attın, slow pace koştun, bunların hepsini bir toplamı. Anladım. Peki bu sistemin Kosova'da uygulanmasını muhtemelen Rahman abiyle birlikte yapacaksınız. Evet, şimdi öncelikle tabii ben Türk 2010 senesinde Türkiye'ye geldim. Aşağı yukarı bir 20-25 sene Avustralya'da geçirdim. Evet, yaşadınız. Avustralya dediğiniz yerde bu futbol teknolojileri değil, spor teknolojileri adına inanılmaz çalışmalar mevcut. araştırmalar mevcut. Tabii ki şu da bir gerçek ki artık aradığınız oyuncuyu bulabilmek için size uygun, kendi takımınıza veya federasyonunuza uygun oyuncuyu bulabilmek için inanılmaz derecede yoğun çalışmalar yapılıyor. Scouting de bunun en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü iyi takımınız var, galipsiniz, kötü takımınız var, mağlupsunuz. Nasıl oyuncu seçiyorsunuz? İlk başlangıçları artık bu Wyscout platformu. Ben bugün Avustralya'yı da takip edebiliyorum. Manchester United'ı da takip edebiliyorum. Şimdi Türkiye'de 3. 4. ligleri takip edebiliyorum. Oralarda indi bile. Yani program çok önemli etkisi var. Tabii Kosova'da bizim bulunmamızın nedeni, şimdi Kosova'daki oyuncuların hiçbirisini göremiyoruz. Bunun için federasyonda önemli çalışmalar yaptık. Federasyon Başkanımız Fadıl Voklu'ydaki eski efsane futbolculardan bir tanesi, sağ olsun, kendisi bizi ağırladı. Daha sonra Muharrem Zaiti ile görüştük. Milli takımlar sorumlusu, çünkü bugün Türkiye ve Kosova milli takım oyuncu seçmesi konusunda son derece benzer. Çünkü şöyle düşün, Kosova'nın dünya üzerinde inanılmaz derecede bir oyuncu potansiyeli var. Şimdi milli takımlar kimleri görebiliyor? Sadece göze batanları görebiliyor. Ama bunun yanında, sen zaten biliyorsun, Rahman Kiçe Almanya'daki Kosova potansiyeli. Aynen, evet, tabii ki. Almanya, İsviçre, bugün bakıyorsun, internete gir, Kosova kökenli bir sürü milli takımlarda bir sürü oyuncular var. Ama kimse bilmiyor, çoğumuz bilmiyor. Mesela Kosova'da yaşayanlar da bilmiyor. Tabii bizim amacımız, yani Kosova'ya bir, dünyaya açılan bir pencere yaratmak. Yani anladığım kadarıyla Kosova'da gayet iyi oyuncularımız var Rahman abi. Aynen. Ama bu dışarı çıkmıyor. Şöyle bir şey düşünebilirim. Evet. Bir dükkanınız var, malzemeniz de var ama dükkanı kapatmışsınız. Evet. Satış yapamazsınız. Satış yok. Yani o elinizdeki malzemenizi dışarıya götüremeyeceksiniz, tanıtamayacaksınız çünkü sizin dükkan kapalı. Peki burada ben bir giriş yapayım. Bildiğim kadarıyla siz Vedat Muriqi şu anda Gençler Birliği'nde oynuyor. Evet, Gençler Birliği'nde oynuyor ve her seferinde de Kosovalı olduğunu bastıra bastıra, bunu duyarak her konuşmasına dile getiriyor. Vedat Muriqi menajerisiniz. Evet. Siz buldunuz, çıkarttınız o yeteneği. Evet, evet. Biraz bahsedebilir misiniz bu konuda? Valla Vedat Muriqi dediğimiz gibi çok yüksek bir yetenek. Genç takımla, genç yaşına rağmen hemen birinci takıma, A kadroya alındı. Lirya'da başladı futbola. Ondan sonra tabii onun başarısı üzerine Tevuta Durs takımı, Arnavutluk takımına geçti. Ondan sonra yetenekten dolayı U21 Arnavutluk milli takımına da geçti. Tabii biz bunu keşfettik. Nasıl keşfettik? Buradaki tabii dostlarımız, arkadaşlarımızdan. Ama böyle bir sistem olmuş olsaydı Vedat gibi yetenekler niceleri daha kolay Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyanın belki başka kulüplerine gitme kolaylığı daha kolay olacak. Yani bu program sayesinde. Tabii ki Vedat'ı biz burada tanıdıklardan dolayı herkes söyleyerek işte çok büyük bir yetenek, yardımcı olun, götürün. Böyle bir başlangıç yaptık tabii ki. Vedat'ı ilk Eskişehirspor'a götürdük. Ondan sonra ilerisine Giresunspor'a ve böyle tabii ki onun yeteneğiyle, bizim katkımızla birlikte buralara geldik. Vedat gibi, eminim Vedat gibi bir sürü yetenek var Kosova'da. Tabii ki. Siz de gittiniz, biraz Lirya'yı seyrettiniz bildiğim kadarıyla. Belli yerlere ziyaretlerde bulundunuz. Nedir ilk izleniminiz Kosova'daki futbol açısından? Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Kosova ile Bursa bölgesi. Ben çünkü daha önceden Bursaspor'un scouting direktörüydüm. İnanılmaz derecede benzerlik gösteriyor. İşte Bosnalılar, Albanya, Kosova'nın kendisi, Makedon kökenliler, çok önemli bir genetik var. Futbolcuları da özellikle tabii burada Dirye Kulübü Başkanı Mirsad Çollak'u, sportif direktörü Ercan Dana sağ olsun bizleri ağırladılar. Ayrıca FC Kekin Başkanı Arben Shahini antrenmanlarına gittik. Hazırlık maçı vardı FC Kekin. Orada seyrettik. Şimdi üst kas yapısı son derece gelişmiş, gövde gelişimi inanılmaz derecede uzun bacaklı ve fuledi oyunculardan oluşan. Aynen. Onlar da çok önemli. Tabii ki yani fiziksel olarak boy olayı mesela 15 yaşında bir 14 yaşında. Bir tanesi 14, iki tane 16 yaşında çok iyi oyuncular var. İnanılmaz derecede teknik, yani doğal yetenek. 50 oyuncular gördük. Tabi şimdi bu sistemleşme gerçekleştikten sonra artık bu oyuncuların ilk etapta birinci ve Süper Lig ve birincilikteki maçlarını bütün dünya takip edecek, sadece Türkiye değil. Ve arkasından da uzun vadede U19'lar, U21'ler daha oyuncu olmadan yapılacak tespitlerle. Ve bu bahsettiğimiz oyuncular A takımda oynuyor. Ve 16 yaşında. Arben Şahini'yi tebrik etmek lazım. Çok gerçekten genç tebrik etmek lazım. Yani böyle bir yeteneği yani tutup cesaretini yaratmış, yer vermesi, yani böyle oyunculara şans vermesi gerçekten oradaki antrenör zaten gittik, özellikle de tebrik ettik. Defansta bir oyuncu var. Dediği gibi 1.85 boyunda 16 yaşında çocuk demir gibi. Yani bu çocuğu nasıl keşfedilecek? Nasıl çıkacak? Şimdi tabii burada biz Vedat Muriqi'yi ilk gördükten sonra kim taşıdı Vedat Muriqi? Hiç bilinmeyen bir oyuncu, tabii. Hiç görüntüsü yok. Nereden bulundu, nereden çıkartıldı? Tabii uzun bir araştırma yaptık. Yolumuz Rahman Kiçe'ye ulaştı. Tabii Rahman Kiçe kimdir araştırmaya başladı. Çünkü bir scout'un en önemli görevlerinden bir tanesi inanılmaz araştırma yapması. Sonra baktık Rahman Kiçe'yi Nürnberg'de soruşturduk. Gayet düzgün. Çünkü Almanya gibi yerlerde, belki Avustralya'da, ben de göçmenim. Bizim ismimiz Rahman, Ahmet, Ali, Tarkan olduğu zaman yurt dışında siz 10 kilometre hızla gidiyorsa Alman veya Avustralya'da biz 100 kilometre hız yapmak zorundayız. Neden? Kendimizi kabul ettirmek için. Kendisini Almanya'da son derece iyi kabul ettirmiş. Tabi Destan gibi bir futbolcu babanın oğlu. Destan Kiçe. Tabi. Araştırdık tabi. Böyle bir futbolcu aileden, düzgün bir aileden gelmiş bir arkadaş. Daha sonra tabi arkadaş olduk. Çünkü şöyle düşünün. Bir oyuncuyu bulmak, keşfetmek ayrı bir sanat. Onu oynamak, oynattırmak ve bir takıma kazandırmak bambaşka bir sanat. Çok önemli bir konu Tarkan. Çünkü çoğu kişi Kosova'da sana diyor ki işte aman oğlum al götür, hemen oynasın bitsin. Şimdi Vedat Muriqi'nin hiç görüntüsü olmadan bir futbol takımında antrenmana çıkması bile mucize. Neden? 2010 senesinden beri biz Türkiye'de 7 sene bu programın sistemi Wyscout kullanılıyor. 7. senesi. Şimdi artık Türkiye'de kimse oyuncuyu görmeden, seyretmeden almıyor. O yüzden tebrik etmek lazım. Tabi burada şunu da özellikle üzerine basa basa söylemek lazım. Şimdi kulüplerin hem Süper Lig, Kosova Süper Lig kulüplerini inceledik ki sağ olsun Mirsad Başkanıma buradan da çok selamlar söylüyorum. Ayrıyeten birincilikte yine Arben Şahini, yine ona da çok selamlar söylüyorum. Bize çok yardımcı oldular. Muharrem Hoca zaten bize son derece iyi anlattı. Çünkü biz araştırıyoruz şu anda. Çünkü scouting dediğimiz ilim her bünyeye uygun bir şekilde şekilleniyor. Yani biz yıllar boyu biliyorsun Türk futbolu ne yaptık? Almanya'dan getirdik. Tanımadan. Hep Almanya'dan, hep Almanya'dan, hep Almanya'dan. Fakat Almanya kendine ait özel bir mekanizması var. Aynen. Türkiye'nin dinamikleri farklı. Kosova'nın da dinamikleri farklı. Doğru. Şimdi onun için buraya uygun, bu bedene uygun bir scouting sistemleşmesi üzerinde çalışmaya başladık. Peki scouting'in Kosova'da yerleşmesi için ne lazım? Yani birincisi, şu anda şartlar uygun mu? Tabii. Birincisi şimdi malzeme var. Malzeme iyi olan o. Şimdi malzemeniz iyiyse Rahman Kiçe'nin bahsettiği gibi bu malzemeyi dünyaya nasıl tanıtacağız? İşte bu sistemleşmede bunu yapıyor. Tabii burada şunu unutmamak lazım ki devlet ve hükümet desteği burada çok önemli. Çünkü şu andaki kulüp yapıları taşıma suyla dönüyor. Evet. Şimdi taşıma suyla dönen değirmen su birazcık dalgalandığı anda veya durulduğu anda durur. Şimdi bir Türkiye örneğine bakıyorsunuz. Türkiye bir inanılmaz bir spor ülkesi oldu. Evet. Son zamanlarda. Sportif yatırımlar, yapılan stadyumlar ki yani yapılan stadyumların kalitesi dünya çapında stadyumlar. Evet. Stadyumlar yapılırken tabi buradan inşaatçı arkadaşlarımızı da almak lazım. Evet, 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 aynen doğru. Değil mi? Tabii. Güler özellikle. Tabi, Güler Pomağ. Güler Pomağ'a da buradan selam söyleyelim. Şimdi bizim inşaatçılarımız da önce kendi inşaatlarını yapmaya başladılar. Şimdi yurt dışında aynen önemli sanat eserleri icra ediyorlar. Şimdi gelelim Sayın Cumhurbaşkanımız eğer futbolun, tüm sporun arkasında olmasaydı bugün Türkiye'de sportif yani bir gelişmeden bahsedemezdi. Şimdi ne oldu? Statlara gittik burada. Statlarda büyük sorunlar var. Prishtine'deki stadı kesiyorum, kusura bakmayın. Prishtine'deki stadı bildiğim kadarıyla Türkiye'den bir firma yükledi, onu yapıyor. Evet. Bu da Cumhurbaşkanı'nın emriyle oldu. Tamam. Şu anda ne durumda biliyor muyuz? Şu anda dün önünden geçtik değil mi? Hatta durduk da. Yani durduk baktık. Tabii bunlar biliyorsunuz hem Kosova hem Türk, bizim insanımız sabırsızdır. Kesinlikle. Fakat burada sabırlı olmak gerekiyor. Ama sistemleşmeyi ve planlamayı baştan, yani bir inşaat yapıyorsunuz, inşaatın bir mimari krokisi çıkıyor. Tabii, tabii. Ondan sonra mühendisler devreye giriyor. Şimdi bizler mühendis olarak düşünün bizi. Ben yıllardır, 20 senedir bu scouting işini hem dünyada öğretiyorum hem Türkiye'de öğretiyorum. Ne yaptık? Spor üniversitelerinde öncelikle bu işi yapan insanlara kurslar vererek geliştirdik. Şimdi federasyonumuzda bu kursları yapıyoruz. Evet. Çünkü federasyonumuz, devletimiz bu işlere sahibiyet yaptı. Sahibiyetle, destekle bu işler olur. O yüzden buradan hem sizin Sayın Başbakanınıza hem Cumhurbaşkanınıza tabii sadece bu politik olay değil, topyekun bir destek gerekiyor. Yani birliğinden olan bir iş. Muhalefetle, içerideki toplumların bir araya gelmesiyle, işte Boşnakları da var, Arnavutları da var. Neticede bir sürü toplumun bir araya gelmesi. Türkiye de aynı biliyorsun. Tabii, Çerkezler, tabii. Lazlar, Kürtler, bunları ayıramazsın. O yüzden malzemenin çok güzel olduğu, genetik enformasyonun son derece üstün olduğu bu ülkenin öncelikle bu yurt dışına açılan penceresi inşaatı, daha sonra yukarıdan federasyonun kulüpleri ve kulüplerin federasyonu sahiplenmesiyle yapılacak bir sistem. Tabi burada Rahman Kiçe gibi arkadaşlara, yani Avrupa'ya ve dünyaya kapısı açık olan arkadaşları son derece iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yurt dışından futbolcu bakarken, şimdi ben de yurt dışında oynayan bir gurbetçi futbolcuydum. Hep oyuncularımız ikilemler arasında kaldı. Evet. Kosova'yı mı seçelim? He. Almanya'yı mı seçelim? İsviçre'yi mi seçelim? Bunun aynısı Türkiye'de de mevcut. Tabii. Çok önemli. Ama bu işin en önemli parçası önce içerideki yapılanmayı yapıp Kosova'nın kendisini yetiştirmesi. Neticede Alman milli takımında da oynasa bu oyuncular, İsviçre, Norveç neresiyse gene içte oynayabilmek. Yine onlar Kosovalı veya Türk. Şimdi geçen seneye kadar daha doğrusu bizim bir sorunumuz vardı. Rahman abi çok iyi bilir. Kosova'nın UEFA'da tanınmaması. Geçen sene bu iş halloldu bildiğim kadarıyla. Ne düzeyde olduğunu bilmiyorum tam olarak ama Kosova'nın UEFA'ya kabulünden sonra bu işin daha kolaylaşması mümkün mü yoksa? Tabii ki şimdi şöyle düşünün. Bir kere Kosova'yı ve Kosova halkının içerisindeki hem politikacılar olsun hem iş adamları olsun hem Kosova'nın kendi bağımsızlığından tebrik etmek gerekiyor. Evet. Hem de futbolun UEFA'ya kabul edilmesi çok önemli bir olay. Yani bunun ödevini anlatmak kelimelere sığmayan bir olay. Tabii canım. Çünkü şöyle düşün, UEFA ve FIFA bu işin organizatörü. Tabii. Onların o kadar büyük muhalefete rağmen bir UEFA üyeliğinin oluşması, yani emeği geçenleri tebrik etmek gerekiyor. Yani faktörlerden biri. Evet, geçen seneye kadar böyle bir izole haldeydik. Şimdi inanıyorum ki daha bir rahat bir şekilde bu iş. Tabii şu anda tabii ki sistemleşmenin tam zamanı. Temelleri atmanın tam zamanı. Peki sizden bir söz alalım o zaman. Bu Scouting'in ne kadar zamanda Kosova'da yerleşmesi, ne yapacaksınız? Şimdi siz öncülerdensiniz. Rahman abi buradaki... Sağ olun. Biz özellikle tabii 2010 senesinde ben aynı şekilde Türkiye'de hiç kimse Scouting'i bilmezken üniversitelerde Scouting öğretiyordum. Özel kurslarla. Tabii bunun federasyon tarafından sahiplenilip federasyon kurslarının açılması 2015 senesini buldu. Şimdi yani Türkiye gibi gelişmiş bir ülkede bu iş 5 sene sürdü. Tabii. Şimdi 2017 Türkiye'nin 4 ligi bütün dünya tarafından seyreden durumda. Bunun yurt dışına taşması yine bir 2-3 sene daha düşün. Evet. Demek ki 10 seneye yayılıyor bu olay. Tabii Kosova'da biraz durum farklı. Çünkü Kosova stratejik olarak çok önemli bir genetiğin parçası. Belki Türkiye olarak çok daha fazla yeteneğin çıkabileceği, dünya futbolundan ses getirilebilecek bir konuma ve genetiğe sahip. Evet, aynen. Ve o yüzden biz devamlı devlet diyoruz, hükümet diyoruz, takımlar diyoruz, federasyon diyoruz. O yüzden bunun önemi çok büyük. Yani şimdi dediğiniz gibi bir 5 sene sürecek bu olay Kosova'da bu sistemin yerleşmesi. Kosova'da bu sistemin yerleşmesi Türkiye'dekinden çok daha kısa sürecek. Öyle mi? Şöyle ki, çünkü Kosova daha kompakt bir yer, izlenilmesi daha kolay bir yer ve ayrıyeten inanılmaz derecede bir potansiyel olan bir yer. Gurbetçi akımı vermiş dünyaya. Bugün ben Avustralya'da, Kosova'da arkadaşlarım vardı. Gidiyorsun, Japonya'da, Kore'de bile Kosovalı'ya rastlarsın. Almanya'sı, İsviçre'si, Avusturya'sı. İsviçre milli takımının yarısı neredeyse Kosovalı. Şimdi bunları da özel değerlendirmek gerekiyor. Fakat hep onu söylüyorum. Sistemleşmenin tohumları şimdi atılırsa bunun ekmeği 2-3 sene gibi kısa bir zaman süresi içerisinde Kosova futboluna yansıdığı gibi Kosova'nın ülke olarak gelişimi, reklamı, turizmi, insanı, bunlar çok önemli. Peki hocam biraz ziyaretlerde bulundunuz, Dirye'yi ziyaret ettiniz, futbolcuları gördünüz. Bir Ronaldo'nun, bir Messi'nin Kosova'dan çıkması sizce nasıl bir durum? çıkabilir. Şimdi çıkmadan evvel şunu söylemek gerekiyor. Yetiştirmek. Şimdi Kosova'daki oyuncu doğal yetenek. Evet. Türkiye'deki oyuncu doğal yetenek. Fakat biz bu doğal yetenekleri, bu elmasları, pırlantaları parlatma sanatını öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun içerisindeki en önemli kısımda eğitim. Teknik direktör eğitimi, ayrıyeten hakem eğitimi. Mesela FC Kekin maçında muhteşem bir hakem gördük. Hemen gittim, hakeme gidip tebrik ettim. Ve muhteşem de bir maç oldu falan. Evet. Hazırlık maçı olmasına rağmen. High tempo bir maç oldu. Orada hakemleri atamasını yapan arkadaşla tanıştık. Tesadüf oldu. Tesadüf oldu. Şimdi hakem scouting'i de bunların içerisinde. Şimdi devletin verdiği destek sayesinde, çıkardığı ödenekler sayesinde bizim Türk hakemleri Avrupa'nın en önemli maçlarını yönetmeye başladı. Evet, aynen öyle. Nedir? O hakemin yönettiği maç ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu önemli değil. Ama bizim adımızın geçmesi, bayrağımızın geçmesi, Şampiyonlar Ligi maçlarında, Dünya Kupalarında, bunlar bizim için çok önemli. Devletin tanıtımı için çok önemli. Bu politikanın desteklenmesi gerekiyor Kosova'da. Bu desteklendiğinde o zaman ne oluyor? Teknik destek var, eğitimler var, devlet hükümet desteği var. O zaman senin takımın, ülken blok halinde gidiyor, blok halinde geliyor. Mesafelerin arası kompakt. Ne oluyor? Galibiyete giden yoldasın. Ve değerli pırlantaları evet, gün yüzüne çıkartıyoruz. O pırlantayı bulmak ayrı, onu işlemek ayrı. Rahman Kiçe gibi arkadaşların o pırlantaları dünyaya sunması apayrı bir şey. Apayrı. Hocam, zamanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bize ayrılan zamanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son sözleri alalım sizden. Ne demek istersiniz son olarak? Şimdi tabii öncelikle Kosova'da bulunmaktan yani müthiş derecede mutluyum. Artık burası benim kendi evim. Yani gerçekten özellikle Prishtine'de inanılmaz bir 2-3 gün geçirdim. Çok sıcak insanlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi de misafir ettiniz. İnşallah Kosova'da böyle bir total sistemleşmenin tohumlarını atabilirsek dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi olacağız. Tabii bu sistemleşmeyi bırakıp gitmek de olmuyor. Bu devamlı surette yaşayan bir hücre bu. Yani sistemleşme daha başlarken uluslararası sportif lobicilik çalışmalarının başlaması gerekiyor. Çok önemli. Yani. Onun için hakemlerin yetişmesi çok önemli. İçerideki eğitmenlerin yetişmesi çok önemli. Dışarıdaki, içerideki scouting departman yapılanması çok önemli. Milli takımların yurt dışındaki scouting yapılanması çok önemli. Ayrıyeten o bahsettiğimiz pırlantaların parlatılıp, şekle sokulup dünya çapında şöhret haline getirilmesi, dünyanın gözüne sunulması ki Rahman Kiçe bunun çok önemli örneklerinden bir tanesi. O ve onun gibi yurt dışında bu kültürü almış insanların bulunup özellikle bu sistemleşmenin içerisine sokulması, bunlar tabii bizim vereceğimiz tavsiyelerden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için Rahman abi çok teşekkür ederim. Tarkan Bey çok teşekkür ederim. Ben de kısaca teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle tabii ki size bu imkanı tanıdığınız için. Ayrıyeten Tarkan kardeşime, abime, abi gibi sevdiğim bir dostumuz, arkadaşımıza, yani beni kırmayıp bana güvenerek inandığı için özellikle gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani Türkiye'deki bu kadar işin yoğun bir tempoya rağmen gelip burada bir ana destek çıkması, Türkiye futbolunu, Kosova futbolunu dünyaya açılması için yardımcı olduğu için özellikle Tarkan abime teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, bugünkü programımızda Kosova'nın futbolunu konuştuk. Değerli konuklarımızla birlikte haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beste ve havalar bir diğer uçan ve